Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürlüğü sunar. Müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Onun için küçük, büyük her birlik bulunduğu mevziden atılabilir. Fakat küçük büyük her birlik ilk durabildiği noktada yeniden düşmana cephe kurup harbe devam eder. Yanındaki birliğin çekilmeye mecbur olduğunu gören birlikler ona tabi olamaz. Bulunduğu mevzide sonuna kadar dayanmaya ve karşı koymaya mecburdur. Mustafa Kemal Atatürk. Küçük Asya'yı Türk yurdu haline getiren Türklerin nehirler yatağı Anadolu'nun son hakimi olmalarını sağlayacak olan Osmanlı Devleti'nin inkişafı da Sakarya Havzası'nda gerçekleşmişti. Osmanlı İmparatorluğu'nun Viyana önlerinden başlayan iki asırlık geri çekilişinin durması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş mücadelesi de yine bu nehrin kollarında mümkün olmuştu. Yunanlıların işgal girişimine karşı verilen ve tarihe Sakarya Meydan Muharebesi olarak geçecek olan 22 günlük heybetli mücadele, Anadolu Türk tarihinin de en önemli savaşlarından birisiydi. Ankara'ya doğru hareket emri verilmiş olan Yunan ordularının durdurulamaması durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sevr Anlaşması'nı kabul etmek zorunda kalacaktı. Yunan ordularının olası başarısı, Doğu cephesinde 24 tümenle hazır beklemekte olan Rus askerlerinin Kafkaslardan Anadolu'ya girmesi için ateşlenen bir işaret fişeği de olacaktı. Sakarya Meydan Muharebesi'nin Yunanlılarca kazanılması, Büyük İskender'den sonra asırlar süren bir fütühat ve iskan politikasıyla Anadolu'yu Türklerin yurdu haline getiren son düğümün yeniden koparılması demekti. Adını Yunan mitolojisindeki nehirler tanrısından alan Sakarya Nehri'nin kolları üzerinde bir zamanlar Gordion olarak anılan bölgede yaşanan bu mücadele bizzat Mustafa Kemal'in ifadesiyle bir melhame-i kübraydı. Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği Haymana ve Polatlı bölgesinde savaşların geçtiği 13.850 hektarlık alan devletimiz tarafından 8 Şubat 2015 tarih ve 29.261 sayılı resmi gazetede yayınlanan kanunla tarihi milli park ilan edildi. Bu alan içinde 100 kilometre uzunluğunda ve 15 kilometre derinliğindeki bölgeyi kapsayan Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı savaş literatürüne Sakarya Melhame-i Kübrası yani Sakarya Kan Deryası olarak geçen Sakarya Zaferi'nin gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için çok önemli bir konumda bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olan Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, her karış toprağında milli mücadele ruhunu hissedebildiğimiz birçok siper, anıt ve müzeyi bünyesinde barındırıyor.
bir milletin şahlanışı ve yeniden doğuşunun yazıldığı Polatlı ve Haymana'daki bu topraklarda muharebelerin geçtiği 1. ve 2. hat mevzileri, şehitlerimizin şan ve şerefine uygun olarak yapılan şehitlikler, muharebeler açısından anıtsal niteliği olan karargah binaları, köprüler ve istasyon binaları, müzeler, tanıtım merkezleri, anıt ve abideler, başta Milli Eğitim Camiası ve öğrencileri olmak üzere tüm vatandaşları ziyarete bekliyor. Polatlı Sakarya Şehitliği Zafer Anıtı ve Müzesi. Sakarya Şehitleri Zafer Anıtı, Sakarya Merkez Şehitliği'nin bulunduğu tepenin üstünde inşa edilmiştir. Bu tepeden Sakarya Meydan Muharebesi'nin cereyan ettiği toprakların büyük bir kısmını görmek mümkündür. Haymana Mangal Dağı Şehitliği. 23 Ağustos günü Mangal Dağı Muharebeleri olarak tarihimize altın harflerle geçmiştir. Ziyaretçiler bu alanda siperleri görebilecek, şehitlerimizin ebedi istirahatgahlarında dualar edebilecek ve şahlanan bir milletin mücadelesini her karışta hissedeceklerdir. Çaldağ, Sakarya Meydan Muharebesi açısından son derece önemli bir noktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır, o satı bütün vatandır" yaklaşımı Çaldağ ve çevresinde vücut bulmuştur. Kızılkırma Tepe, bölgenin en kuzeybatı ucunu oluşturur ve Yunan taarruz alanını panoramik şekilde görme özelliğine sahiptir. Halide Edip Adıvar ve Kadın Kahramanlar Müzesi. Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında Halide Edip Adıvar, Yusuf Akçura ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu'ndan müteşekkil Yunan Mezalimi İnceleme Komisyonu Ofisi olarak kullanılan bina, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürlüğü tarafından Halide Edip Adıvar ve Kadın Kahramanlar Müzesi olarak düzenlenerek milli mücadeleye en az erkekler kadar katkıda bulunmuş Türk kadınını onurlandırmıştır. Kartaltepe Mehmetçik Anıtı. Kartaltepe, geçit ve köprüleri kontrol eden stratejik bir konumdadır. Bu stratejik önemi sebebiyle düşmanın en son terk ettiği bölgelerden biridir. Bugün tepenin karayoluna yakın bölgesinde düşmana dur diyen Mehmetçik Anıtı yükselmekte, Sakarya Meydan Muharebesini her yönüyle anlatan müze, ziyaretçilerine duygu dolu anlar yaşatmaktadır. Dua Tepe. Dua Tepe'nin Sakarya Meydan Muharebesi içerisinde moral ve stratejik anlamda özel bir anlamı vardır. Dua Tepe, Türk genel karşı taarruzunda düşmandan geri alınan ilk tepedir. Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürlüğü, bölgenin peyzaj çalışmalarıyla tarihi dokusunu canlandırmıştır. Her yıl 13 Eylül'de Dua Tepe'de düzenlenen devlet törenlerine yurdun dört bir tarafından çocukları ve torunlarıyla katılan vatandaşlarımız, aziz şehit ve gazilerimize vefa borcumuzu ödemekte, onları rahmet, minnet ve şükranla anmaktadır.
Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasından sonra Batılı ülkeler Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Milli Mücadele Hükümeti'ni tanımak zorunda kalmıştır. İlk olarak Fransızlarla Ankara Anlaşması imzalanıp İtilaf Devletleri cephesini bozmuş, Misak-ı Milli'yi kabul etmiş, daha sonra Sovyet Rusya ile bugünkü doğu sınırlarımızı tespit eden Kars Anlaşması imzalanmıştır. Sakarya Zaferi, yeni Türk Devleti'nin doğuşunda en büyük etkenlerden biri olmuştur. 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşallik rütbesi ve Gazi ünvanı Sakarya Zaferi'nden sonra verilmiştir. Sakarya Meydan Muharebesi, Tarihi Milli Park Müdürlüğü sundu.